14 Nisan 2024 Pazar. Altın geçtiğimiz hafta boyunca rekorlara doymadı ve ons altın 2400 doların üzerine gitti ve oradan ufak bir satış yedi Cuma günü. Geçen hafta izah ettiğim gibi gümüş her zaman bu tip rallilerde geriden gelir. Yüzdesel olarak, performans olarak daha sonra altını geride bırakır. Geçen hafta gümüş de ralliye katıldı ve ciddi anlamda o çok önemli kritik 30 dolar sınırına yaklaştı. Oradan biraz satış yedi ve haftayı o da öyle kapadı. Birçok yorumcuya baktığın zaman bunun tabii ki jeopolitik riskler arttı, şundan oldu. Siz sevgili izleyicilerim, beni 3,5 yıldır burada yakından takip edenleriniz özellikle bunun böyle olmadığını çok da iyi biliyorsunuz. Çünkü savaşlar biliyorsunuz sebep değil, sonuçtur. Evet, hadi başlayalım. Evet, 2020 Eylül ayında bu kanalı kurduğum zaman ilk yayınlarımda dünyanın 1970'ler benzeri stagflatif bir döneme gittiğini ve maalesef can sıkıcı gelişmelerin olacağını, dünyada savaşların artacağı, enflasyonist bir dönemin, stagflatif dönemin hem emtia fiyatlarının arttığı hem de ekonomilerin aslında yavaşladığı ve enflasyonun zapt edilemediği ve maalesef globalde çift kutuba evrilirken savaşların da artarak devam ettiği bir döneme girildiğini anlatmıştık. Ve 70'lerle olan benzerliğini defalarca dile getirmiştim. Hatta birçok yorumcu Amerika 10 yıllıklarında faizlerin yukarı gitmesini beklemezken burada faizlerin %3'lere, 4'lere, 5'lere kadar gideceğini 0,50'lere, 60'lardayken anlatmıştık. Ama aynı zamanda altının da faizler yukarı giderken de yukarı gitmeye devam edeceğini tıpkı 70'lerde olduğu gibi orada da faizler %2'lerden %16'lara giderken, %15'lere giderken altının nasıl 35 dolardan 1970'ler boyunca 900 dolara çıkışının gerçekleştiği gibi. Bunun ana sebebi arkadaşlar dünyanın çift kutupa evrilirken doların sistemik olarak sorun yaşıyor olması ve bu borç sorununun Amerika'nın çözülemeyecek noktaya doğru gidiyor olması. Her 100 günde 1 trilyon dolar borç ekliyor ve fiyat para kavramı gitgide çöpe gidiyor ve ürettiği çözümler globalde liderlik rolünü yavaş yavaş kaybetmesinin sonucu olarak insanların yeni bir para birimine ama öyle bir yeni bir para biriminin zaman alacağı için en eski para birimi olan altına sığınması sonucunu doğuruyor. Doğu merkez bankalarının burada adım adım ne kadar çok altın aldığını, Çin Merkez Bankası'nın Rusya'nın ısrarla altına gidişini ve Amerika'nın da kendi ayağına sıktığı Rusya'yı sistemin dışına itme, paralarına, yurt dışındaki varlıklarına el koyma gibi hamlelerle güvenilirliğini kaybettiği ve dolara olan güvenin gitgide daha da çok kaybolduğunu anlattık. Ama dediler ki ya Amerika dünyanın en büyük gücüdür, hiçbir şey olmaz, faizler yukarı giderken altın hiçbir yere gidemez, gümüş tenekedir. Ne oldu? Hepsinin tersi çıktı ve altın rekorlarına rekor ekledi ki bunu anlattık. Detay detay. Şimdi arkadaşlar, onun için savaşlar, şunlar, bunlar, evet tabii ki maalesef tatsız gelişmeler ama bunlar altının yükselişi için tabii ki jeopolitik risklerde altına sığınma söz konusudur. Ama ana sebep her zaman ekonomidir. Amerika'nın bu dünya ekonomilerinde idare sorunu ve bunu biliyorsunuz daha detaylı anlatıyoruz. Çin'in kendi bağımsızlığını ilan etmesi ve artık Amerikan ekonomisinden kopması ve kendi rezervlerini adım adım altına çevirmesi. Rusya zaten bunu yaptı. Neyse şimdi bütün bu detayları anlatıyoruz ve burada sürekli konuşulan bu Amerika 10 yıllıklarıyla faizlerle işte şeyin uyumsuzluğu nasıl ters yöne gitti, nasıl olabilir böyle bir şey? Biliyorsunuz işte bunu bu döngüde hep anlatıyorum. Orada güvensizlik olduğu için Amerikan tahvillerini satanlar tam tersine orada geçtikleri nakitle altın alıyorlar. Dolayısıyla dinamik ters gelişiyor. O açıdan bu dinamiğin böyle bir günde, bir ayda falan değişmesi değil, tıpkı 70'lerde olduğu gibi dolar sistemine olan güvensizlik ve oraya yavaş yavaş sığınma altının önünü kesmesi imkansız bir ralliye soktu. Ve bu ralli böyle 3 günlük, 5 günlük bir savaş çıktığı ortada o karıştı rallisi değil, çok daha kalıcı bir rallinin ilk demleri. Bunun için daha hareketin devamı da var. 1000 dolarda başlamış olan hareket 1300 dolarları kırdığı zaman izah etmiştim 2019'da. Ondan beri de bu hareketin aslında orta uzun vadede yönü yukarı. Ve bir şey daha anlaşılması açısından söylüyorum. Dolarla, global dolarla altın iki rakip para birimi olarak, normal olarak dünyanın en eski para birimi altın, dolar %91 ters korelidir ki 1980'den bugüne özellikle bu stagflatif dönem değil de normal dönem, yani sistemin normal döndüğü ve Amerika'nın liderliğinin tek lider olduğu dönem boyunca aslında bu
korelasyon güzel çalışmıştır. Ama şimdi bu tip bir dönemde, stagflatif dönemde global doların, DXY'in altınla aynı yönde hareket ettiği bir döneme tanıklık edeceğimizi geçmiş yayınlarda izah etmiştim. Aynen de öyle oldu. Tabii bunu 40 senedir sistem böyle döndüğü için neden dönüp farklı olacağını anlaması mümkün olmayan piyasa uzmanları anlayamıyor. Çünkü bakış açısı ezberlere dayalı. Batı'da raporlarda ne yazılırsa veya onlara ne öğretilirse onu kendi araştırmalarını yapsalar, oturup çalışsalar, 1970'lerin ekonomisindeki şartlarla ve dünya siyasetindeki şartlarla benzerlikleri takip etseler aslında o kadar da zor değil. Ve tabii analistler, bakın bu analist listesi bu yıl altınla ilgili tahminlerin tamamında yanılmış oldu. Altın hepsinin tahmini üstüne çıktı. Biliyorsunuz 2400 dolar seviyesi vermiştim yılın ilk yarısı için ve o hedefe ulaştık. Şimdi birazcık konsolide olduk. Birazdan grafiklerle o detayları değerlendireceğiz. Şimdi Goldman ne yazdı? Goldman'ın raporunda altının 2700 dolar hedefine gidebileceğini yazdı. Tabii ben de şimdi bu sefer oylanmaya başladım. Biraz acaba konsolidasyon gelir mi demeye başladım. Yalnız bu arada sadece Doğu Merkez Bankaları değil, Costco'nun, Amerika'nın ünlü wholesale marketinin, yani toptan satış yapan mağazasını da 2 milyar dolarlık falan altın sattı. Bakın insanlar fiziki olarak Costco'dan altın alıyorlar, sipariş veriyorlar, külçe külçe alıp gidiyorlar. Dolayısıyla işin farklı boyutu, yani sadece Doğu'da değil, Amerika'da da kendi para birimine karşı tekrar altına sığınma başladı ve artarak devam ediyor. Biz grafiklere bir bakalım. Grafiklerde ons altın için kademeli hedefler vermiştik. Bakın biliyorsunuz haftalıktaki o ters omuz baş omuz hedefinin kademeli olarak minimum 2340, 2535, 2660 seviyelerine gidebileceğini, 2306 trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece yön yukarı devam ediyor. 2340 hedefini de vurduk, geçtik. 2430'u gördük. 2430'lardan birazcık satış geldi. Şimdi buralarda biraz daha satışın devam etme ihtimali var ama bu 2306 dolar üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sorun yok. Biraz daha gelirse hafta başında eğer geri çekilme, ben özellikle tekrar ekran trade'lerinde kapadığım pozisyonları tekrar aşağı alış yönlerinde takip edeceğim. Onun için cuma günkü hareket o kadar önemli bir geri çekilme değil ama borsalarda bir crash'e dönüş olursa belki biraz daha orada da likidite sorunları yüzünden bir miktar daha satış potansiyeli olabilir. Temkinli bakacağız. 2306, yani bu kadar kar etmek isteyenler için karınızı realize edebilirsiniz. Orta uzun vadede yön yukarı. Ne demek istiyorum? Bakın büyük bir orada kutlu çanak vardı. Bu son gösterdiğimiz ters omuz baş omuz. Bunun içinde bu ikinci grafiğimizde. Burada orta vadeli hedefleri revize ettim. Çünkü uzun zamandır bu kutlu çanağı tekrar gündeme almıyordum. Ve 3160 ve 4230 dolar orta uzun vadede altında beklediğim seviyeler artık olarak revize ettim. En az 3160 doları artık görmesini bekliyorum. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde tabii bu hareketin içerisinde. Ama 4230 dolar da beni şaşırtmayacak. 2027-28 yılına kadar ben ana hareketin böyle devam etmesini bekliyorum. Belki daha çabuk gelir, çok daha hızlı da gelebilir. Ama önemli olan hareketin artık başlamış olduğu ve kırılmanın başladığı belli konsolidasyon dönemleri gelecek. Bakın bu aylık grafik olduğu için zaman alabilir. Ama 2020'den beri adım adım ben size bu altın hareketinin detaylarını anlattım. Şimdi formasyonlar oluştuğu için artık geri çekilmeler daha sınırlı, kontrollü olacaktır. Ana hareketler uzun dönemli konsolidasyonlarda gelebilir ama orta uzun vadede yönün yukarı olduğunu hatırlatalım. Gümüş altını biliyorsunuz bütün ana mega trendlerde yener. O açıdan bu geri çekilme cuma günkü 29.75 görüp 27.75'lere kadar geri çekilme, 2 dolara yakın bir geri çekilme çok ciddi tabii ki, %6'lık falan bir geri çekilme ama hareket de çok sert. Gümüş böyle hızlı gider, hızlı gelir. O açıdan önemli olan o 26 dolardaki çok kritik seviyeyi kırmış olmamız. 30 dolardaki sıkıntı biliyorsunuz 2020-21 boyunca iki kere test edip de geçemediğimiz seviyeydi. Şimdi oraya yine geçemedik ama bu geri çekilme çok sağlıklı. Ben de hatta pozisyon eklemek için çok uygun buldum. Ekran trade'de tabii böyle sert hareketlerde biraz satıp aşağıdan yerine koymak uygun olabilir. Burada takip ettiğim seviye 27.60. 27.60 üzerinde kaldığı sürece zaten ana trendde yukarı. Burada bir formasyon yapar mı diye bakarım. 26 dolara kadar geri çekilirse buna büyük bir şans olarak bakarım. Umarım öyle bir şey olur ve daha çok pozisyon ekleme fırsatımız olur. Orta vadede burada oluşmuş ters omuz baş omuzun da ekranda 31-32-30 kademeli olarak hedefleri var. Bu hedeflere önce gitmesini, oralarda bir konsolidasyona uğramasını beklerim. Ama trend takipçilerim lütfen sadık kalın. Şu ana kadar 22 dolarlardan alanlar ciddi paralar kazandı. Bakın son eğitimimde özellikle gümüşün grafiği üzerine 2 saat harcamıştım ve tabii makro senaryosu üzerine ve orada bazı öğrencilerim yüklü miktarda fiziki gümüşler almışlardı 22 dolar civarında. Şu anda tabii çok şanslılar. Çünkü dolar bazında %30'un üzerinde bir kazanç elde edildi. Şimdi arkadaşlar eğitimlerde ben birçok şeye detaylı anlatıyorum. Tabii ki network'üme de dahil oluyorsunuz. Daha sonra
benimle dirsek temasınız devam ediyor. O açıdan yeni eğitimler açtım. Mayıs ayı içerisinde İstanbul'da online interaktif VIP eğitimim var. Katılmak isterseniz devrimakyem.com web sitemden başvurabilirsiniz. Aynı zamanda dünyanın her yerinden katılabileceğiniz online interaktif bir eğitimim var. Yine Mayıs ayı sonunda değerlendirebileceğiniz. Bir de çok az yerin kaldığı bir Kıbrıs training kampım var. Buna da katılmak için yine devrimakyem.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Eğitimlerde yalnız altın gümüş trade değil, portföy sepetinizin oluşturmanın bütün inceliklerini, trade'in bütün inceliklerini size aktarmaya çalışıyorum. Evet, gümüşe dönersek, gümüşte bakın grafiğe bir kez daha kısa vadede göz atarsak 27.60 ve 26 seviyeleri yakın takip. Bakın mum ne kadar çirkin gözüküyor cuma günkü. Ama çünkü gümüşte kısa vadede böyle dalgalanmalar çok normal. O 30 dolar çok kritik. 26'nın ne kadar kritik olduğu kadar. Ama o 30 doları da geçeceğimizi bu yıl içerisinde beklentim dahilinde. Kısa vadede tabii bu kadar sert hareketten sonra bir miktar daha konsolidasyon gelebilir. Altın gümüş rasyosu arkadaşlar, biliyorsunuz kritik. Burada asıl hareket öyle gerçekleşecek. Oradaki 82-50 bölgesi çok kritikti. 200 haftalık ortalama. Onun altına da geldik. 81'lere geldik. Ama işte o geri çekilme sırasında yukarı attık. Neden altın gümüş rasyosu önemli? Her hafta izah ediyorum burada. Altın gümüş rasyosu aşağı gittiği zaman bütün değerli metaller daha komple bir ralliye girecekler. Şimdi orada 90'larda aylarca vakit geçirdik ve en sonunda bu 80'li rakamlara geldik. Şimdi bu rallinin burada 82-50 aşağısındaki kapanışlar, günlük haftalık kapanışlar altın ve gümüşteki mega ralliyi tetikleyecek. O açıdan hareketler hızlanacak. Onun için orayı yakın takip etmeye devam edeceğiz. Ama kısa vadede 85-30, 84'e kadar topladı. 85-30 üstüne atarsa biraz daha oyalanma gelecektir. 85-30 aşağısında kaldığı sürece hala yön, ana değerli metaller için yön yukarıdır. Buradaki dev hareketin, büyük hareketin başlaması için 82-50 aşağısı haftalık kapanışlar teyit edecek. Ve o zaman 45 ve 27'deki orta vadeli hedeflere doğru bir hareket söz konusu olacak. Orada da hedeflerimi revize ettim son gelişmelere göre. Ve platinde de geçen hafta en sonunda bir hareketlilik başladı. Tüm emtia piyasasıyla beraber. Orada 200 günlük ve 200 haftalık ortalamaları takip ediyorduk. İkisinin de üstüne attı. 962 dolar 200 haftalık ortalamanın üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. 1006 dolara kadar geçen hafta yükselmiştik. Bakır da ilginç. Bakın uzun vadeli beğendiğimi söyledim. Bakır'da da güzel bir hareket oldu. Dipten yakaladık biliyorsunuz burada. Çok sayıda teşekkür mesajı da aldım sizden. 4.19 trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece yön yukarı. Emtia piyasası için çok önemli bir ürün bakın. Bütün sanayi için. 4.19 aşağısı kapanış bozar ama şimdilik buradaki oluşumun mega bir ikili dip olma, böyle oluşmuş üçgenin dışına kırma falan gibi seçenekler var. O açıdan önemli. Daha büyük bir rally mi gelecek? Yakından takip edeceğiz. Buradaki arz sorunları, bakın Çin büyük bir bakır stoğuna sahip. O açıdan burada belirleyici olacak olan yine ülke Çin olacak ama ben 4.19 seviyesini siz kısa vadede takip edin derim. Üzerinde pozitif, aşağısında negatif bakmaya devam edelim. Buğdayda biliyorsunuz büyük bir sıkışma var. Aylardır orada yatayda. 531 dolar da dip yapmıştık en son. 546 dolar trend takip seviyem. Haftayı 550 seviyesinde kapattı, 550 dolarda. Buradaki dipin bir yukarı atışta hızlanabileceğini ama 591 dolardaki bakın 200 günlük ortalamanın ne kadar kritik. Aylardır aşağısında seyrediyor. Üzerine atıp da kalamadı. Kalmadığı sürece de pozisyon uzun vadeli taşımanın anlamı olmuyor ama üzerine atarsa uptrend, yukarı trend başlayacak. Yakından takip ediyoruz buğdayı da hala. Kahveyi birkaç haftadır ele alıyoruz. Değerlendirmeye başladık. Orada güzel bir hareket başladı. Yine dibinden yakaladık. 213 dolar trend takip seviyem üzerinde kaldığı sürece kahvede de yön yukarı. 229 dolara kadar yükseldik. Haftayı 220 dolarda kapadık. Kakao biliyorsunuz mega rally'nin bir önemli bir kısmını yakalamıştık. Daha sonra da çıkmıştık ve daha da devam etmişti rally. Şimdi 10.511 dolara kadar yükseldik. Ben biliyorsunuz 10.000 doların aşağısında ufak short pozisyonlar açtığımı söyledim ama 10.000 üstünde de onları stopladık. Şimdi 9.950 dolar trend takip seviyem. Aşağısındaki kapanışlar yönü tekrar aşağı çevirir. Ama 10.511'in üstünde gidip de rally hızlanacak mı? Bence artık Kakao'da short yöne bakmaya devam edeceğim ama temkinli olun. Böyle MTR rallileri bazen daha da saçmalayabilir. Yani yarın 20.000 dolar olursa şaşırtacağım ama normal değil bu fiyatlamalar. Biraz daha küçük pozisyon. Burası böyle önemli bir pozisyon taşınacak bir yer değil. Ama short yönde bakmaya devam edeceğim ama çok ufak lotlarla ve yakın stoplarla ancak. Bakın 10.511 üzeri stopla belki burada short açılabilir ama 9.950 dolar aşağısı gün kapanışı yapmadan herhangi bir teyit yok. O açıdan temkinli bakın. Böyle portföy sepetinizin belki çok ufak bir miktarıyla bu trade'ler olabilir. Hani yanlış anlaşılmalar olmasın. Ufak zararlarla kaçabilecek şekilde olun. Brent petrol bakın güzel trade'ler bıraktı. Bakın 85 dolarda 92 doları hedeflemiştik. Oraya geldi. Oradan bir geri çekilmeler, biraz konsolidasyonlar oldu. Cuma günü yine yukarı yönlü trade ettim. Cuma günü bir baskı geldi oraya ama bakın haber trafiği hala özellikle dün sabah Hürmüz Boğazı'nda İran'ın bir İsrail gemisine el koyması
günümüz boğazı risklerini anlatıyor. Orası eğer İran burayı tehdit olarak kullanmaya başlarsa petrol fiyatlarında sert bir yukarı hareket gelebilir. Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya kalkarsa dramatik sonuçları olabilir. Çünkü petrol trafiği oradan oluyor ve o anda işler değişebilir ve o zaman petrol fiyatı çok uçar. O açıdan 89 dolar 15 sent üzerinde kaldığı sürece petrol yön yukarı, aşağısı kapanış ancak yönü aşağı çevirebilir. Bu da mega bir enflasyon rallisine sonuç getirebilir. O açıdan yakın takip edeceğiz. Doğalgaz, doğalgazda da sıkışma devam ediyor. 1.72 aşağıda, 1.83 yukarıda. Trend takip seviyem bu spot şey fiyatı için. 1.77 kapanış var. Orada bir dip oluşumu var. 1.3 dibe benziyor. 72 aşağısında stopla yön yukarı denenebilir. Aşağısında ama stoplamak kaydıyla. Spot uranyum, uraneme ETF ile takip ediyoruz. 52 dolar 34 sent trend takip seviyem. Azıcık üzerinde kapadı. Böyle biraz dalgalanıyor ama bu gerilim ortamında ben uranyumun geri çekilmesini saçma bulurum ama işte bazen emtia fiyatlamaları çok kişi yoğunlaştıysa bazen short yönlü baskı kurabiliyorlar. Ama 52-34 aşağısı stopla yukarı yönlü bakmaya devam edeceğim. Ve euro dolar bu hafta bununla ilgili de bir ekstra bir paylaşımım oldu. Euro dolar da her yükselişte satış fırsatı olduğunu anlattım biliyorsunuz. 1.11.40'da shortladık. 1.09.90'a gitti shortladık. Her yükselişte shortladığınız zaman aşağı yönlü satış yönlü trade'de hep para kazandınız. Ve en sonunda o 1.07.23'te geç birkaç haftadır orada oluşan omuz baş omuzu anlatıyordum. Ve orayı aşağı kırdık. Kırılırken de uyarı atışı yaptım. Ekstra bir paylaşımda bulundum. Oradan da çok sevdi teşekkür mesajı aldım. Ben de sizi seviyorum. Rica ediyorum. Ve 0.723 aşağı kırdı. Kısa vadede hedef 1.0460 minimum. Hatta 1.0310 olasılığı da var bu formasyon için. Ama euro doların daha büyük resmine çıkıp bakarsanız bütün bu yükseliş aslında yine büyük bir omuz baş omuz potansiyeli. Tam temiz değil ama potansiyel içeriyor. Onun devamı gelirse bakın 1.0360 boyun çizgisi oraya kadar gidip de orayı da kırmaya kalkarsa bu sefer 0.95 hedefli yeni bir omuz baş omuz formasyonunun içinde bulacağız kendimizi. O açıdan ben zaten Euro'yu özellikle bu ortamda sağlıklı bulmadığım için ve Avrupa'nın ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağını ekonomik olarak hem Rusya savaş riski hem ekonomik olarak bu stagflatif ortamda sıkıntılı faiz indirmek zorunda kalma, Amerika'nın faizi indirememe sorunu Euro doları aşağı baskı yapmaya devam edecek. Onun için herkes 1.12-15'leri falan sürekli anlatırken söz konusu olmayacağını anlatmıştık. O doğrultuda gidiyor. O açıdan euro dolar satış yönlü güzel trade etmeye devam. Ama özellikle üreticiyseniz ve ısrarla euroda ürün bulundurmamaya çalışın euroda. Euro borçlanabilirsiniz. Dolar yatırım yapabilirsiniz şeklinde anlatmaya çalıştık aylardır. Umarım faydası olmuştur. Çünkü biz sadece biliyorsunuz analizimizi böyle basit teknik analizler üzerinden döndürmüyoruz. Tıpkı dolar yen'de olduğu için. Bakın dolar yen'le ilgili çok uyarıda bulundum. Çünkü dolar yen'in grafiği enteresan bir yerde. Birçok arkadaşımız çok yoğun 30-40 senenin en yükseklerinde seyrettiği için dolar yen'i aşağı yönlü anlattı. Ben de tamam yani olasılık vardır ama temiz bir grafik değildi. Haftalıkta bazı sıkıntıları vardı ama aylıkta mega bir dip oluşumu var ve çok daha yukarı gitme ihtimali de var diye hep temkinli yaklaştım. Ve bir süredir de robotun, benim işlem robotumun, arkadaşlarımla beraber yazdığımız işlem robotunun yukarı yönlü trade etmeye devam ettiğini anlatmaya çalıştım. Ve şu anda da robotun hala 150 dolar trend takip seviye üzerinde kaldığı sürece yön yukarı devam ediyor. O açıdan 150 aşağısına gelmeden dolar yen'in aşağı gelmesine trade etmeyi çok rasyonel bulmuyorum. Ama dönüş olabilir, elbette olabilir. Dönerse biz de short yöne bakmaya başlayacağız. Ama şu anda mega bir şey var. Yıllar önceden gelmiş bir direnç bölgesine yaklaştık. Evet, temkinliyim ama short yön bakacaksanız lütfen yakın stoplarla trade edin. 153.21 kapanış var. 153.40 üstü mesela stopla short bakabilirsiniz. Ama ben dolar yende short trade etmiyorum. 150 aşağısına gelmeden de şu anda öyle bir planım yok. Çünkü bu 153'lerin, 154'lerin de üzerine atabilirse bu sefer aylıktaki o mega dip oluşumu da tuhaf bir büyük bir ralliyi de daha da büyük rakamları getirebilir. Onun için lütfen burada temkinli trade edin. Dolar yende hala temiz bir resim yok. Uzun vade grafikleri birbiriyle çelişen grafikler var yukarı ve aşağı. Onun için dikkatli olun. Amerikan 10 yıllıkları bakın orada da 1980'den gelen grafiği. Bunu kanalımdaki ilk yayınlarımda sıkça kullandığım 0.64'lerdeydi o zaman Eylül'de hatırlarsanız. 0.3'lere 4'lere gideceğini anlattık. Fazlası oldu %5'e gitti. Oradan bir konsolidasyon geldi 380'lere. Şimdi tekrar yukarı gidiyor. Bakın orada FIBO oranları %6.24.8.07 gitme ihtimali var. Ama 4.43 trend takip seviyem %4.43. Haftayı kapanış 4.52 4.43 aşağısı kapanırsa
tekrar aşağı yönlü büyük bir resesyon fiyatlamasıyla belki Amerikan tahvillerine bir alım gelebilir. O açıdan burada artık çok iddialı yorumlar yapmak istemiyorum. Biraz daha konsolidasyon ihtimalini anlatıyorum bir süredir, o 5'ten beri hatırlıyorsanız. Önce aşağı bekledik, sonra biraz yukarı bekledik. Şimdi burada bir üçgen oluşma veya bir şey oluşma, bir yatay oluşma birkaç yıl bile sürebilecek bir ihtimal var. O açıdan burada uzun vadeli resmi doğru okursanız kısa vadeli konsolidasyonlarda zarar görmezsiniz. Daha yakın vadeye baktığınız zaman burada 4.43, evet 4.43 trend takip seviyemiz üzerinde kaldığı sürece yön yukarı, aşağısına kapatırsa da burada bir orta vadeli bir ikili tepe ihtimali var. Ama anlattığım spekülatif senaryo maalesef faizlerin geriye çekildiği değil, daha yukarı gittiği senaryo. Ama büyük bir çıkmasın içinde Amerika, faizleri resesyon olasılığıyla aşağı mı indirmek zorunda, yoksa yükselen emtia fiyatları kendi dilinin yaptığı hatalar, kendi ekonomi politikalarının yaptığı hatalar, Powell'ın, Yellen'ın yaptığı hatalar, Amerikan başkanının yaptığı hatalar, global siyasette yaptıkları hataların sonuçları olarak oluyor bunlar arkadaşlar. Bunlar tesadüfen olmuyor. Onun için dünyanın ekonomisini de yönetiyorsanız yanlış yaptıkça cezasını eninde sonunda çekeceksiniz. Sonsuz para basma yetkisi elinizde varsa bile bunun makroekonomik ve global sonuçları olacak eninde sonunda. O açıdan resme biraz daha böyle büyük resme bakıp Amerika dünya lideridir, şunu yapar bunu yapar gibi böyle saçma, gerçek yansıtmayan, siz yanlış yaptığınız zaman dünyanın lideri de olsanız onun cezasını çekmek durumunda kalabilirsiniz. Onun için biraz daha resme doğru okumak ve uzun vadeli resmi doğru analiz etmek her zaman biliyorsunuz benim kişisel mottom. Onun için Amerika'da olsa, Türkiye'de olsa, kim hata yapıyorsa biz bu hataları burada anlatmakla yükümlüyüz. Gördüğümüz resmi, doğruları, yanlışları anlatmakla yükümlüyüz. Onun için benim kimseye herhangi bir borcum yok. Bütün derdim size doğru yolu göstermek. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.